Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, bugünkü kısa sohbetimizde inşallah ilmihal dersi yapacağız. İlmihal'den namaz konusunu devam ediyorduk. Bugün inşallah sizlerle namazı bozan şeyler hakkında konuşmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi namazın rükunlarından veya şartlarından herhangi birisi eksik olduğu zaman namaz bozulmuş oluyordu ve namazın batıl olması, fasit olması ifadeleriyle niteleniyordu namaz. Bunun dışında, yani namazın rükünlerinden veya şartlarından herhangi birisi değil de bazı durumlar vardır ki bunların meydana gelmesiyle de namaz bozulmuş olur. Bunlara müfsidat-ı salat, yani namazı bozan şeyler denir. Bunları şöylece ifade edebiliriz. Bunlardan ilki namazda konuşmak. Bildiğiniz gibi namaz farklı bir hususiyet arz eder. Namaza girdiğimiz zaman Allah'ın huzuruna çıktığımız için herhangi bir dünya kelamı konuşmamız söz konusu değildir. Bu doğrultuda işte birine seslenmek, birinin selamını almak, ona hitap etmek, aksırdığı zaman elhamdülillah demek gibi ifadeler konuşma çerçevesinde değerlendirilir ve namazı bozar. Aynı zamanda bunların bilerek olması, isteyerek olmasıyla elinde olmadan meydana gelmesinin arasında bir fark yoktur. Bu durumlar hasıl olduğunda namaz bozulmuş olur. Yine bu çerçevede birine cevap niteliği taşıyan, işte mesela diyelim ki sevinilecek bir durum meydana geldiği zaman buna karşılık olsun diye elhamdülillah, taaccüp edilecek bir durum söz konusu olduğunda Subhanallah veya birisinin bir yere girmemesini istediğimiz zaman La takrabu salah gibi ifade edilen ayet-i kerimede La takrabu gibi ifadeyle onun girmesini engellemek gibi bir durum söz konusu olduğunda ona cevap niteliği taşıdığı için yine ne olur? Namaz bozulmuş olur. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin ismini duyduğumuz zaman namazın içerisinde salatü selam getirmek de aynı şekilde değerlendirilir ki bu durumlarda namaz bozulmuş olur. Evet, yine namazın içerisinde dua makamı dediğimiz son tahiyyatın peşine biz dua orada yaparız. Salli barikten sonra oradaki dualarımız da dünyevi manada dualarımız olmamalıdır. Orada eğer işte Allah'ım bana baklava yedir, börek yedir, işte falanla beni evlendir gibi ifadeler kullandığımız zaman da yine konuşma çerçevesinde değerlendirilir ki namaz bozulmuş olur. İkinci bir husus, ameli kesirde bulunmak. Yani namazdayken belli kuralları var namazın, belli şekilleri var. Onun dışına çıkmak, başka bir şeyler yapmak ameli kesir çerçevesine girer. Bunun belli bir ölçüsü, limiti zikredilmemiştir. Fakat şöyle bir husus söylenebilir burada. Dışarıdan birisi gördüğünde bu kişi namazdadır diyebilmelidir. Eğer bu kişi namazda değildir iması, imajı biz sergiliyor isek o zaman ameli kesirde bulunmuşuz demektir. Yani dışarıdan gören bizi bu adam namazdadır diyebilecek. Bu kişinin yaptığı namazla alakası yoktur diyorsa eğer o yaptığımız husus, sergilediğimiz tavır ameli kesir kapsamına girer ki o zaman namazımız bozulmuş olur. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Mesela Peygamber Efendimiz namazdayken sırtına torunları gelir binerdi. Onları incitmeden yere koyardı. Böyle bir defasında ne yaparız? Onları yere koyabiliriz. Yanımızda çocuk varsa veya başka bir husus bir durum meydana geldiyse bunlar ameli kesir kapsamına girmez. Bunu da bilmiş olalım. Fakat biriyle musafaha etmek, işte el sıkışmak gibi durumlar ameli kesir kapsamına girer. Diğer bir madde, eğer namazdayken yönümüz kıbleden çevrildiyse yine namazımız bozulmuş olur. Burada da
Şuna dikkat etmek lazım. Mesela dalgınlıkla başımızı çevirdik şöyle iki tarafa veya bir tarafa. Bu çevrilmek demek değildir. Namazdan çevrilmek, kıbleden yönümüzün çevrilmesi şöyle vücudumuzla beraber. Yani vücut şeklimiz değişmeli. Şöyle vücut olarak döndüğümüz zaman namazımız bozulur. Şöyle dalgınlıkla kafamızın çevrilmesi namazımıza halel getirmez. Fakat buna da dikkat etmek gerekir ki bu da namazın hususiyetine zarar vermesin. Böyle namazda kafamızın döndürülmesi namazı bozmuyor deyip de öte tarafa, beri tarafa bakmak, dönmek uygun değildir yine de. Yine namazdayken bir şey yiyip içmek, namazdayken bir şey yiyip içmek de namazımızı bozar. Buna da şöyle ifade edebiliriz bunu da. Namaza durduktan sonra dışarıdan küçük, yani mısır neydi, susam tanesi kadar dahi olsa ağzımıza dışarıdan aldığımız şeyi yersek namazımız bozulur. Bozulmuş olur. Fakat namazın içerisinde daha önceden ağzımızda bir kırıntı varsa onu yutmak namazı bozmaz. Fakat yine şu şekilde namazı da önceden ağzımızda kalan bir şeyi gevelemek, ağzımızı öteye beriye çevirmek, bu da namazın bozulmasına sebebiyet verebilir. Buna dikkat etmek gerekir. Yine ağızda sağız çiğnemek, yine mesela diyelim ki ağzımıza şeker aldık, eriyor, yutuyoruz. Bu da yine namazı bozar. Yani şuna dikkat etmek lazım. Ağzımıza dışarıdan bir şeyi alıp küçük de olsa yutmak namazı bozar. Fakat ağzımızda yemek kırıntısı varsa, böyle çok miktarda değil de bir parça bir şey var, onu yutmak bir defada namazımızı bozmaz. İşte sakız çeynemek gibi, bir şeyi ağızda gevelemek gibi bir durum da namazımızı bozar. Yine özürsüz olarak boğaz hırıldatmak, tenahnüh etmek denir buna. Öksürmeye çalışmak özürsüz olarak ne yapar? Namazımızı bozar. Ancak herhangi bir zorlama olmaksızın tabii bir şekilde gelen öksürük, işte boğaz ayıklama denir ona, veya sesimizi düzeltmek için bir defa işte boğazı ayıklamak, öksürmek namazı bozmaz. Yani abartılı bir şekilde bilerek, isteyerek öksürmeye çalışmak, öksürmek namazı bozar. Yine üf, tüh gibi üflemek ve bezginlik göstermek. Bunu abartmak da ne yapar? Namazı bozar muhterem kardeşlerim. Yine namazda inlemek. Yani bunu da ah çekmek denir buna. İnlemek normal durumda namazı bozmakla birlikte huşu ve ibadet aşkından olursa, mesela diyelim ki normal manada ah çekmek namazı bozar. Fakat bu işte Allah'tan haşyet manasında veya ibadet aşkından meydana geliyorsa namazı bozmaz. Ama böyle bir durum söz konusu olmaksızın abartılı bir şekilde nasıl üf tüf deyip bezginlik göstermek namazı bozduğu gibi ah çekmek de namazı bozar. Çünkü konuşma çerçevesinde değerlendirilir. Namazın kendi mahiyetinin dışına çıkmak çerçevesinde değerlendirilir. Bir başka madde de gülmek. Namazın içerisinde gülmek de namazı bozar. Biliyorsunuz yani namazın içerisindeyken gülmemizi başkasının duyacağı şekilde olduğu zaman gülmemiz, abdestimiz de bozulur. Ama kendimiz duyacak kadar gülmek ne yapar? Namazımızı bozar. Farklı görüşler var burada. Öteki mezheplerde kahkaha ile dahi gülmek abdesti bozmaz. Namaz bozulmakla beraber. Ama bizim Hanefi mezhebinde kural şu: gülmek namazı bozar. Eğer gülmemizi başkası duyacak kadar ileriye götürürsek abdestimiz de bozulmuş olur. Buna dikkat etmek lazım. Yine namazı içerisindeyken göze ilişen bir yazı veya Kur'an ayeti namazı bozmaz. Ama namazın içerisindeyken ezberimizde olmayan bir ayeti bakarak Kur'an'dan, yani sahifeden okumak Ebu Hanife'ye göre namazı bozar.
İmam Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise namazı bozmaz. Fakat ehli kitaba benzeyiş söz konusu olduğu için yine ne yapar? Orada mekruh kerahet durumu söz konusu olur. Yani burada iki görüş var burada. Yani Hanefi mezhebi içerisinde. Ebu Hanife'ye göre yüzünden kıraat namazı bozar. Ezberimizde olmayan bir yazıyı, bir ayeti, bir sureyi okumak namazı bozar. İmameyne göre, diğer iki imamımıza göre bozmamakla beraber kerahati söz konusudur. Hanbelilere göre ise yüzünden kıraat caizdir. Yani yüzüne bakarak adam kıraatini namazdayken yapabilir. Yine şöyle bir durum söz konusu olursa, 4 veya 3 rekatlı namazlarda söz konusu olabilir bu. Birinci oturuşu son oturuş zannederek selam vermek normalde namazı bozmaz. Fakat eğer öğle namazını kılıyor iken bunu cuma namazı zannederek selam verirken, yani adam daldı, bu cuma namazıdır diye selam verdi. Veya yatsı namazının farzını teravih namazıdır diye niyet ederek, öyle düşünerek selam verdi. Ne olur bu zaman? Namazı bitirmeye kastedildiği için namaz bozulmuş olur. Yine aynı şekilde seferi zannederek, 4 rekatlı namazı ben seferiyim diye aklıma bir düşünce geldi. Seferi niyetiyle de 4 rekatlı namazın birinci oturuşunda selam vermek de namazı bozar. Dikkat edelim burada. Hep başka bir durum söz konusu. Unutarak iki de selam vermek namazı bozmaz. Devam edebiliriz. Fakat orada işte öğle namazını cuma zannetmek başka bir kategoriye girdiği için veya yatsı namazını teravih namazı zannederek selam vermek ya da seferi zannederek 4 rekatlı namazı 2 de selam vermek başka bir durum söz konusu olduğu için burada bitirme kastediliyor. Yani bilerek bitirmeyi kastettiği için kişi namazı bozulur burada da. Yine farkında olmayarak veya unutarak yapılmış olsa bile avret yeri açıkken veya üzerinde namaza mani miktarda bir necaset bulunuyor iken bir rükün eda etmek veya bu durumdayken bir rükünün eda edileceği bir sürenin geçmesi 3 defa Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyecek kadar bir zamanın geçmesi bu durum söz konusu iken yine ne yapar? Namazın bozulmasına sebebiyet vermiş olur. Avret yerinin yani örtülmesi zorunlu olan mahallerin açık olması. Bu bir rükün eda etmek bu süre içerisinde ya da bir rükün eda edecek miktar beklemek. Zamanın geçmesi namazın bozulmasına sebebiyet verir. Buna da dikkat etmek gerekir. Bir de bu durumların dışında yani kendi irade ve ihtiyarı olmadan bazı durumlar olabilir ki bunlarda da yine namaz bozulmuş olur. Bunlar da mesela sabah namazını kılarken güneşin doğması, bayram namazını kılarken zeval vaktinin girmesi, cuma namazını kılarken ikindi namazının girmesi de ne yapar? O namazların bozulmasına sebebiyet verir. Fakat öğle namazını kılarken, mesela öğle namazını kılarken ikindi namazının vaktinin girmesi öğle namazının bozulmasına sebep olmaz. Çünkü orada başka bir namaz vakti girmiştir. Cuma namazı vakti öğle namazının vaktidir. Başka bir vakitte kılınıyor çünkü. Orada başka bir namaz, yani cuma namazı sadece öğle namazının vaktinde kılınır. Vakit çıkınca namaz bozulmuş olur. Aynı şekilde sabah namazını kılarken güneş doğduğunda başka bir vakit girmediği için sabah namazı da bozulmuş olur. Bayram namazı da sadece zuhur olmadan yani zeval vakti olmadan kılınması gereken bir namaz. Oradan başka bir namaz kılınması söz konusu değil. Çünkü onun vakti onunla sınırlıdır. Başka bir vakte geçtiği zaman o vakte intikal etmeme durumu söz konusu olduğu için namaz bozulmuş olur.
Yine tertip sahibi, yani tertip sahibi demek, kazaya namazı kalmayan kişi demektir. Bu kişi de namazını kılarken aklına önceden kılmamış olduğu bir namaz gelirse, gerçekten kılmadığı, o zaman yine kılmış olduğu namaz bozulur. Çünkü önceden kılmadığı kazaya kalan namazını kılmak zorundadır ki tertibi bozulmasın. Ve namazı bozulur, önce kazasını kılar, daha sonra bozulan namazını peşine eda eder. Yine teyemmüm ile abdestini almış, teyemmüm yani abdest, su bulamamış, teyemmüm etmiş kişi namazdayken suyu bulursa, yani suyun olduğunu anlarsa, görürse yine o namazı bozulmuş olur. Çünkü abdesti de bozulmuş olacaktır suyu görünce. Yine özür sahibi özürden kurtulduğunu anlarsa, özürlü olarak abdesti aldığı özürlü abdestiydi. Özür ortadan kalkınca özür abdesti bozulmuş olacağı için namaz da bozulmuş olur. Tekrar abdest alıp namaz yeniden kılması gerekir. Yine mest üzerine mest etmiş kişi, yani mest süresi biliyorsunuz mukimler için 24 saat, seferiler için 72 saat. Bu müddet dolduğu zaman da, eğer namaz kılarken dolduğu ise, bu müddet namazı bozulmuş olur. Tekrar yine abdest alması gerekir ve tekrar namazı kılması gerekir. Burada şunu da ifade edelim. Namaz kılarken birinin önünden geçilmesi mekruhtur. Namaz kılanın önünden geçmek mekruhtur. Sütre edinmek gerekir. Burada önünden geçilme şeyi, miktarı veya ölçüsü şudur. Büyük camilerde secde mahallinden geçilirse mekruh, kerahat durumu söz konusu olur. Küçük camilerde doğrusundan, önünden geçmek, yani onun yönünden geçmek, namaz kılarının önünden geçmek kerahat durumunu söz konusu eder. Evet, burada Kabe'yi tavaf ederken görürsünüz bazen, birileri namaz kılıyor, birileri tam önünden tavaf ediyor. Burada bu kerahat durumu söz konusu değildir. Çünkü tavaf edenler de namaz cinsinden bir ibadeti yerine getirdikleri için burada aynı çerçevede değerlendirilir ve önünden geçme olarak değerlendirilmez. Bunu da bilmiş olarım. Bir de şunu ifade ederek sohbetimizi sonlandıralım inşallah. Son olarak namaz kılarken herhangi bir sebeple abdestin bozulması namazı bozar biliyorsunuz. Ama bu bozulma son oturuşta olduğu zaman, tahiyyat miktarı oturduktan sonra, teşehhüt miktarı kadeyi ahirede oturduktan sonra, diyelim ki burnumuz kanadı tahiyyatı okuduktan sonra son oturuşta, bu doğrultuda namaz bozulmamış olur. İmameyn'in görüşü bu doğrultudadır. Ancak Ebu Hanife'nin farklı bir görüşü vardır burada. Ebu Hanife der ki, eğer son oturuşta kişi tahiyyatı okuduktan sonra, o miktar oturduktan sonra, diyelim burnu kanadı veya herhangi bir şekilde abdesti elinde olmadan bozulduysa, kalkıp abdest alıp gelip tekrar oturup namazdan kendi ihtiyarıyla çıkmalıdır ki namazı tamam olsun. Ama diğer iki imam bütün rükünler tamamlandığı için ayrıca bir daha tekrar abdest alıp gelip selam vermesine gerek yoktur. Orada bütün rükünleri tamamladığı için, bütün rükünleri tamamladıktan sonra abdesti bozulduğu için namazı tamamdır derler. Cenab-ı Hak hakkıyla namaz kılmayı hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak namazın bildiğiniz gibi son derece önem ve ehemmiyeti vardır. Ahirette en imandan sonra ilk olarak sorulacağımız namazdır. Namazımızı hem maddi unsurları bakımından hem de iç huzuru bakımından tam olarak kılmaya özen göstermeliyiz muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak yaptığımız ibadet-i taati kabul eylesin. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.